şükür Allah'ım. Çok şükür. Ver oğlum okuyalım. Ver anne, ben okuyayım ya. Dur oğlum. Pek sevgili eşim, gözüm nuru oğlum. Yakında uzun uzun hasbihalindeyiz. O yüzden kısa yazmaktayım. Allah izin verirse siz bu mektubu aldıktan birkaç gün sonra oradayım. Osman'a ne aldığımı söylesem Kaf Dağı'na kadar koşardı. Gelene kadar beklesin. Zarfa bir miktar para koyulmuştur. İkinizi de çok özledim. Kendinize mukayyet olun. Mahsus selam eder. Tekraren Allah'a ısmarlarım. Fikret. Allah'ım şükürler olsun. Çok şükür. Gördün mü oğlum? Gördün mü Osman'ı? Geliyor baban işte. Bak, bitti inşallah. Geliyor baba. Birkaç gün mü? Anne, birkaç gün de ne demek? Niye hemen gelmiyor? Aa oğlum, bak 13 yılı tükettik. Sen birkaç günün hesabını yapıyorsun. Ama anne. Uzun etme. Sağ salim gelsin babam da. Gelsin de sonra hiç gitmesin de. Ne almıştır anne? Bilmem. Ne ki acaba? Niye ama Kaf Dağı'na kadar koşayım? Anne, ister misin bana şöyle bir bisiklet? Ya da Alman formu sayıda. Ya da tren de. Nedir anne? Ne almıştır? Anne. Bu adam sakın bana pilli uçak almış olmasın. Aa, ayıp oğlum. Bu adam da ne demek oğlum? Evet anne, yani babam bana pilli... Gelince görürsün. Merak etme. Anne, uyuyamam diye korkuyorum. Uyursun oğlum. Meleklerini öpersin. Onlar uyutur seni. Anne! Yine ne oldu anne? Hadi anne. Anne hadi. Anne! Hadi anne! Anneciğim! Merak etme oğlum. Üzülme yiğidim. Şu dünyada kimimiz kimsemiz yok. Merak etme. Seni babanın ellerine teslim etmeden gitme. Merak etme. Üzülme Osman. This is Plays. Las Misios. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Las Misios. Ehval nicht bir mein Kollege. Benamen sizi. Las Misios. Bakın. Hata yapıyorsunuz. Meine Flüge! Meine Flüge! Ich muss gehen! Thank you.
Durum kötü Ateş. Her şey aleyhine. Bak Bayan Müller. Paketin içindekinden haberim yoktu. Adamın biri verdi bana. Bir Türktü. Biz hep emanet götürür getiririz. Yani ne yapsaydım? Adam kimlik belli değil ama. Bilmiyorum. Burhaneli Mevlüt dedi. Havaalanında alacaklar dedi. Biz bunu hep yaparız. Paketten eroin çıktı. Mahkeme aleyhine. Richter gebe strafe. En az? En az 15 sene. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Suçsuzum ben, suçsuz. Hayvan kapatır gibi 15 sene diyorsun. Hayvan kapatır gibi. Allah belanızı versin. Kim dinleyecek beni, kim? Nursuz, suratsız, suçsuzum, suçsuzum. Anne, gidip ekmek alayım mı? Anne, ekmek diyorum. Alayım mı? Anne. Anne! 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 Babam gelmedi ki anne. Babam gelmedi de anne. Anne. Babam gelmedi ki anne. Anne. Thank you.
Tamam. Siz gidin de cemaati toplayın. Hadi. Çocuğu buraya koymayın ha. Aman diyeyim. Ah muhtar. Koymayız koymasına da. Çocuğun duvarı yıkılmış bir kere. Vah Feride vah. Vah. Vah yine vah. Vah. Muhtar. Çocuğu ne yapmalı? Düşündün mü bir şey? Ne bileyim. Şaşırdım kaldım. Bunların kimi kimsesi yok ki. Hısım akrabası yok çocuğun. Babası hapse girmiş. Ama zavallı Feride söylemedi demek çocuğa. Kolay da değil. Zor valla. Allah yardım eder. Öyle öyle. Ya biri evlatlık alsa şunu. Hani şöyle hali vakti yerinde biri. Canım çocuk gelmiş 10 yaşına. Bundan sonra kaynak tutmaz o. Hem ne olacak? Düşmesin cahil cüela birinin eline. Ya ne? Verelim yurda. Okusun hiç olmazsa. Baksana zehir gibi maşallah. İyi ya. Galiba en doğrusu bu. Babası gelirse ne hala? Çeker alır. Gelmezse de hükümetten iyisini bulacak değiliz ya. Öyle öyle. Nasıl olacak bu iş? Yol bize görünür tabii. Hayırlısı. Anasını defnedelim de. Dilekçe. Gezu. Bitti. Ulaştırın. Ulaştırın bunu. Gerekli kat misteryum. Dur lan. Hayır. Hayır. Dayan oğlum. Osman dayan oğlum. Gözümün nuru oğlum dayan. Ama nasıl dayanırsın? Nasıl taşırsın bunu? Yavru Şahin, nasıl? 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 Açın! Açın! Hüseyin, az dur hele. Ne oldu Muhtar? Dur hele, Osman biraz soluklanacak. Yavaş. Gelmedin baba. Gelmedin. Oyuncak yere girsin. Alman forması yere girsin. Tren de girsin yere. Pilli uçak da girsin. Şu pencereden bana bakacaktın baba. Gelmedin. Ben de sana gelmeyeceğim baba. Ben de gelmeyeceğim. Etme oğlum. Ne edelim ki bunlar oldu. Mukadderat. İnşallah bak
Otobüse bindik miydi? Doğru İstanbul. İstanbul'da okuyacaksın oğlum. Düşünsene, ne devlet. Bakarsın önü acı olanın akıbetinden hayır çıkar. Ne edelim ha oğlum? Hadi düşünme artık. Hadi. Yapma Fikret. Topla kendini Fikret. Ahmak kafalı Fikret. Aha, kolun yok, kanadın yok. Kendimi asayım desen iki arşın ipim yok. Karına yas tutamazsın. Yavrun hayalat olur, el erdirip alamazsın. Yapma Fikret. Topla kendini Fikret. Yakup'un gözüne perde indi. Senin önüne duvar Fikret. Yusuf'un iner bir kuyuya. Bekler seni Fikret. Etme Fikret. Topla kendini. Topla kendini. O kuyuya kim el verir Fikret? Akçaköy. Ilgınlıyım ben de. Ne? Ilgınlıyım. İkisi de mi öldü? Hangisi gitti? Kim ikisi? Yani hem annen hem baban mı öldü? Kimsen yok mu? Annem. Baban, o nerede? O da öldü. Nasıl yani? İkisi de peş peşe mi? Hayır. Ya? Annem öldü. Babam gelmeyince o da öldü. Ağladın değil mi? Ne? Yok, hayır. Boş ver. Ben de yaptım ilk zamanlar. Bu mu? Evet. Oğlum sen de pijamana sahip olamıyorsun. Sen kendine bak. Daha çoraplarını aynı renk giymeyi beceremiyorsun. Büyüyünce ne olacaksın sen? Önce büyüyelim de. Önce bir çıkalım şuradan. Anladın mı? Ne yani? Dikkat et. Kime? Her şeye. Herkese. Hele hele bekçiye dikkat et. Kim o? Neden? Bekçi işte. Sen dikkat et sadece. Tut dediğimi. Akşam gözünü yum ve sabaha kadar sakın açma. Anladın mı? Nasıl yani? Ne? Sana dedim. Ölsen de, kalsan da, gebersen de kalkma yatağından. Gözünü açma. Ayağını dışarı atma. Tamam. Hadi yatalım artık. Hadi. Thank you.
Cevap verme. İn aşağı. İn dedim. Güzel dedim. Çabuk. Osman. Yürü lan. Yürü. Yürü lan. Yeni çocuk sen misin? Sana hoş geldin demedik değil mi? Unutmaktır. Unut. Düşünme. Düşüneceksen de Fenerbahçe'yi falan düşün. Ben Galatasaraylıyım. Her neyse canım işte. Ve düşüneceğim. Ama. Ve hiç unutmayacağım. Buradan çıkacağım İlyas. Ne? Nasıl? Nereye gideceksin? Nereye olursa. Bugün hava karardığında kaçacağım. Ama... İlyas, birbirimizi bulmak istersek, yani çok sonra bile. Evet. Nasıl bulacağız? Bilmem, belki tanıyamayız bile. Şu kule var ya denizin içindeki. Kız kulesi. Evet. Ben yaşadığım her ay oraya gidip bakacağım sana. Mesela her ayın birinde. Yavuklular gibi oldu lan bu. Ben bakacağım. Gelirsen. Necati, sen misin lan o? Allah cezanı versin, uyuz. Ne yapıyorsun siz? Sana ne lan, sana ne? Bas git hadi. Altını üstüne getir anasını satayım. Sen oradan vur duvara, ben buradan. Git hadi. Her ayın birinde. Kıvırma bak. Tamam. Kız kulesinde. Tamam. Tamam. Evet tamam. Hadi be. Sabaha kadar tamam mı diyeceğiz?
Git be. Git de düşüneceğimiz biri olsun. Hayalini kuracağımız biri olsun lan şu dünyada. Ver bakayım çocuğu bana. Tamam. Gel canım, beyefendi seninle konuşmak istiyor. Hadi canım gel. Hadi. Var olasın be evladım. Vay be, aferin sana. Ben de lazım yapayım sana bir iyilik. Dur bakalım. Karnın aç mı? Aç. Dur. Şu bankaya uğrayayım iki dakika. Hemen geleceğim. Şakir, siz binin arabaya. Tamam efendim. Aylin nerede oturuyor oğlum? Yok. Yok mu? Öldü. Annen, baban? İkisi de mi? He? Evet. Peki ama pek köprü altı çocuklarına benzemiyorsun. Kaçtım. Nereden? Yurttan. Neden? Sen olsan kalır mısın? Kalmam tabii. Cesursun pek. Nasıl yaptın da bastın çermiye adama be? He? Bilmem, öyle işte. Çok işe yaradın, çok. Kaç yaşındasın sen? 11. Ya şimdi bunu yapan 5 sene sonra etrafı duman eder. Eder mi? Bilmem. Ben ne iş yaparım biliyor musun? Ne bileyim. Ben öyle bir iş yaparım ki kimse sevmez beni yeryüzünde. Ama herkes çekinir. Herkes korkar benden. Herkes kurt görmüş gibi titrer beni görünce. Anladın mı? Nasıl oluyor bu? yani severim yok. Ama korkarım çok. Onu sorarsın değil mi? Evet. Nasıl oluyor bu? 1. Karnın yumuşak olmayacak.
kılıç işlemeyecek karnına. Yani açık vermeyeceksin. İki, kimse senden zırnık koparamayacağını bilecek. Kaya gibi duracaksın. Ve üç, birinin üstüne eğildiğinde sadece yemek için eğileceksin. Ben para veririm. Faiz de veririm. Boş veririm. Ama benim param pahalıdır. Önce gelip yalvar yaka alırlar benden paraları. Sonra yana yana alırlar. Kapımda kuyruk olanların hepsi beddua eder bana. Anladın mı? Benim de gel. Hiç kimsem yok benim. Büyü, yetiş, mektebe git. Ya da gitme. Sonra işlere el ver. Bana yardımcı ol. Ne dersin? He? Hayır. Ne yapacaksın peki? Ben söyleyeyim. Bir hafta sonra açlıktan cam kırmaya başlayacaksın. İki hafta sonra içeri girmez sağ kalırsan köprü altında yerini ayırırlar. Bir ay sonra da tineri çeker ve uçmaya başlarsın. Bir daha da yere konabileceğini hiç sanmam. Çoluk çocuk sevmem ben. Evlatlık da aramıyorum. Sen bana sadakat vereceksin. Ben de sana yaşayacak kadar zaman. İstersen. Geliyor musun? Hı hı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu çocuğa ne oldu böyle? Maalesef doktor. Maalesef. Çok yazık. Çok yazık. Zavallı çocuk. Zavallı çocuk. Nasıl oldu müdür bey? Böyle bir vahşeti kim yapabilir? Bir bekçi. Epeydir hakkında iddialar var zaten. Soruşturma da yapıldı ama hiçbir şey çıkmadı. Birçok çocuğa şiddet uyguladığını öğrendik. Hatta bazı çocuklara cinsel istismar söz konusu. Yani taciz. Anladım, anladım. Allah belasını versin. Şimdi açığa aldık. Vereceğiniz raporla ciddi bir ceza alabilir. Hiç kuşkunuz olmasın. Hmm.
Hoş geldin avukat. İşi becerdin mi bakayım? Şey efendim, yakında sonuçlanacak. Olmaz tabii. Benim de ümidim yok ya. Bir kitapta kurallar yazıyorsa ve sen de ona bağlı kalarak oynamak zorundaysan başarman, kazanman mümkün değil. Ne bunlar? İmzanız gerekiyor efendim. Buyurun. Peki bakalım. Ne olacaksa. Korkarım başınıza iş aldınız efendim. Ya, demek öyle düşünüyorsun. Efendim, kimi kimsesi yok. Ne ediyor belirsiz bir... Sana bir şey sorabilir miyim avukat? Ben ne iş yapıyorum? Yani hangisi efendim? Gerçekten ne yaptığımı soruyorum avukat. Kaşede yazan açık adresi değil. Şey efendim, ben... Tefeci. Söyle. Tefeci. Bir gün beni kafası kesilmiş halde bulma ihtimalleri nedir sence? Söyleyeyim. %51. Peki avukat. Peki yanıma bir adam almak istesem? Ne yapmalıyım sence? Gazeteye ilan mı vermeliyim? He? Askerliğini yapmış diplomalı bir adam. Küçük imparatorluğuma kravatlı salaklar mı almalıyım yoksa? He? He? Ne dersin avukat? Yoksa bütün ruhuna şekil verebileceğim bir projeyle mi başlasan işe? Hı hı. Ne dersin? Evet efendim. Çok çok zekice. Tebrik ederim. Ne yapıyor orada biliyor musun avukat? Karıncaları alıp uzun uzun bakıyor onlara. Sonra birer birer havuza atıyor onları. Birkaç saniye süren yaşama savaşlarını izliyor. Sonra suya batışlarını. Can vermelerini seyrediyor. Ne istiyor biliyor musun avukat? Yeryüzünde acı çekenin sadece kendisinin olmadığını bilmek istiyor. Acı çekerken de, derdinden böğürürken de yalnız olmamak istiyor. İçinde bir şiddet birikiyor onun avukat. Jilet gibi bir şiddet. Ve bu benim tam da aradığım şey. Güle güle avukat. Mümkünse daha az gel. Osman gelmedi mi? Geldiler efendim. Nerede peki? Orada efendim, havuzun yanında. Çağır onu bana. Hoş geldin deli bozuk. Ne o? Görünmüyorsun. Hiç. Hesabını yatan paraları bile çekmiyorsun. He? Nasıl gelsin de anlamadık. Kız nasıl? İyi mi? İyidir işte. Aferin o kıza be. Neden? Biraz durduruyor seni galiba. Ama yine de... Yine de Osman. Bak. Biz mafya değiliz. Çete değiliz. Şu abartma işinden vazgeç. Bela arama. Tamam tamam. Toslayacaksın bir gün. Neyse.
Bir iş var. Muzaffer'e gitmen lazım. Ödemiyor. Dikleniyor da. Git. Sadece ikna et ama. Kurma kırma olmasın. He. Hazırlıkta olabilir. Dikkat et. Tamam, tamam. Boşa konuşuyorsun Nesim. Bu çocuk ölümle dirimi tefrik edemez. Bitmiş o iş. Bitmiş. Bir dakika beyefendiye haber verin. Bir dakika durun. Efendim özür dilerim. Hoş geldin Osman. Seninle konuşmak için gönderildim. Bir konu varsa görüşelim. Nesim sık boğaz... Nesim Bey. Evet, sık boğaz ediyor. Canımızı çıkartıyor. Vade istedik, ödeyeceğiz dedik. Çullandı üstümüze. Kaç gün verdi? Ne? Nesemi kaç gün süre verdi sana? Ha, iki. İki gün verdi sadece. Olacak şey değil. Birinde ben aldım. Bir günün kaldı. Ödemezsen benim için daha iyi olur, seni 5-6 parçaya bölerim. Ama... Benim söyleyeceğim bu kadar. Ya, öyle mi? Çocuklar, gelin buraya. Yeter be. Çıfıt bizim kanımızı emecek. Bir de üstüne çakal gönderecek. Ben bir Yakup idim, kendi halimde. Mevlamın kelamı düşmez dilimde. Aldırdım Yusuf'u Kenan eline. Ağlar Yakup, ağlar. Yusuf'um diyor, ağlar Yakup, ağlar. Yusuf'um diyor. Sen nasılsın? Ben mi? Hiç. Olur tamam. Neredesin? Hasan babanın mı? Tamam. Tamam yarım saat. Thank you.
Yemek yediniz mi? Aleyküm selam. Hasan baba yine başlama, hiç havamda değil. Ne adamsın be? Önce Allah'ın selamı. Hasan baba. O bana selam vermiş mi hiç ha? Vermiş mi? Ben yemekleri getireyim. Senin de ne işin var benim? Ne demek şimdi bu? Dünyada vurmayacağın biri var mı Osman? Ağzını, burnunu, kalbini, gönlünü kırmayacağın biri var mı? Hasan baba da dahil. Suna yine başlama. Suratında kocaman bir yara bandıyla geliyor. Gömleğin yeni. Ve... Ve büyük babanız Nesin Bey arıyor. Kimse babam değil Suna. Alo? Evet, tamamdır. Yarın gelir size. Bir gün, evet bir gün. Hayır, yok. Tamam. Beni de çiğner misin bir gün Osman? Ya da bana bir gün açar mısın kapılarını? İçinde. Senin içinde siyah, iğrenç, berbat bir şey oturuyor. Koskoca bir kabus. Ve sen her gün ona kurbanlar sunuyorsun Osman. Yine abartmışsın top sakal meselesini. Adam saldı üstüme. Salmasaydı yapmayacak mıydın? Memnun değilseniz siz bilirsiniz. Hayır canım, hayır. Yani sadece kendi yaralarını iyileştirmen lazım artık. Böyle gitmez. Niye Nesin Bey? Bahsettiğiniz yaralar çok işinize yarıyordu. Ne oldu? Ben sana faizle borç vermem. Ben senin defterini tutmam. Ben seni dertli görmek istemem. Bu ne demektir? Var şimdi düşün artık. Ateş, komm nicht mal hier. Hast du mich verstanden? Amma beklettin beni. Bir ay bekledim herhalde. Bugün ayın kaçı? Biri. Neden? Çabuk Üsküdar'da. Acele et. Olamaz. Hadi hadi. Yine mi? Ay, ne yapıyorsun burada? Söylemeyecek misin? Birini bekliyorum. Ama kimi? Evet. Yine anlattın her şeyi. Thank you.
Ne yapmak niyetindesin şimdi? Oğlumu. Oğlumu bulacağım. Fikret. Böyle olacağını bilemedik. Okusun, kurtulsun istedik. Yurda verdik onu. Fena bir iş gelmiş başına. Ar etmiş kaçmış. O günden sonra gören olmadı. Böyle olacağını bilseydim, Allah bir hakkı için alırdım kanadımın altına. Burada çoban eder, yine de sağ esen teslim ederdim sana. Avukat bey geldi efendim. Evet. Dün emniyetteki arkadaşlar haber verdi. Babasının cezası bitmiş. Türkiye'ye giriş yapmış. Benden haber bekleyin. İzini kaybetmesinler. Peki efendim. Götürün Hayıltan. Ve deyin ki paranın gelmediği her gün Osman Ateş aynı şeyi yapacak. Aha. Umarım getirmezsin de yarın yine karşılaşırız. Baban gelmiş. Ne yapmak niyetindesin? Bana dersen ki onu bul getir, bunu yaparım. Dersen ki al iki göz ev, başımdan def et, onu da yaparım. Hatta dersen ki getir de canı çıkana kadar vurayım, kanını dökeyim, onu da yaparım. Çünkü Osman, bir baba evladı onu nasıl görüyorsa öyledir. Ben onu görmüyorum, öyle biri yok. Ve bu mesele sizi ilgilendirmez, karışmayın.
işte balığın. Hasan baba, kırdım seni, eşekliğime ver. Beni kırmak mı? Hı hı. Bana iki paket sigara getirirsin, olur biter. Ama ikide bir Allah'a, kitaba, kadere, kazaya dil uzatıyorsun be oğlum. Onu ne yapacaksın? Hasan baba, vaaza başlama yine. Nedir ulan be? Bu mayanın üstü nasıl böyle bir kaplanmış? Anlamadım ben, nedir? Hasan baba. Benim adım Hasan oğlum, Hasan. Nesim de, Nesim'in Allah peygamber bilmez yaveri de vız gelir bana. İçindeki her neyse temizle de gel. Temizle, temizle! Yeter be, yeter! Ne oldu sana be? Nedir oğlum? Nedir? Afiyet olsun. Nasılsınız bugün benim sevgili delim? Ha? Hadi ama. Topla kendini. Ne oldu? Bugün sana varacağım, evde de olacak mısın yar Osman'ım yar? Yapma. Ne oluyor sana? Suna, ben keşke... Evet? Keşke geberip gitseydim Suna. Hiç olmasaydım. Hiç yaşamasaydım. Hiç çocuk olmasaydım. Hiç de olmasaydım. Canım. Ama... İçim acıyor be Suna. Kan dökerek rahatlıyorum sadece. Sadece kemikler çatırdadığında, dişler kırıldığında, elime kan bulaştığında. İçimde bir bıçak dolaşıyor Suna. Bir gün oramı, bir gün buramı parçalayan bir bıçak. Osman. Suna, ben... Ben bir tek seni... Hadi gidelim artık. Beyefendi. Oturun. Buraya niçin geldiğinizi biliyorsunuz, değil mi? Beni getiren kişi oğlumla ilgili olduğunu söyledi. Yanlış söylemiş. Benimle ilgili sadece. Yanlış mı? Evet, yanlış tabii. Oğlunuz sizi istemiyor. Buraya geliş sebebiniz sadece benim merakım. Evet. Ben Museviyim. Ama sizin kitabınızı bilirim biraz. Oradan hareketle diyebilirim ki Yusuf kıssasındaki gibi oğlunuzu, Osman'ı kör kuyudan çıkaran o bezirganım ben. Evet. Hiç eksiği yok. Tas tamam o bezirganım ben. Züleyha'da hani iyi kötü var.
Bir Yakup'umuz eksikti. O da geldi. Nasıl görebilirim onu? İsterse o sizi görür. Ne bekliyordun Fikret Efendi? 10 yaşındaki o tatlı oğlunu mu? Onu amaklar gibi Kodes'e girmeden önce düşünecektin. Senin karpuz çekirdeği büyüdü. Yılan oldu. Ejderha oldu. Seni de yutar, beni de. İçindeki hırsı söndürene kadar rahat yok ona. Evet. Vazgeçtin mi? Yakup. Yakup vazgeçtin mi? Kıssanın ikinci kısmını da hatırla. Yusuf'un duasını. Neymiş o dua? Bütün o bezirganlar, kuyular, kervanlar... ...hepsi sonuçta bu dua edilsin diye bir araya gelmiştir. Nedir dedim? Ey Rabbim, benim canımı Müslüman olarak al. Ve beni salihler zümresine kat. Osman? İlyas. Nasıl oldu bu? Sen kaçtıktan sonra oldu. Neyse. Sakatlığında bir faydasını gördüm. Devlet baba beni tuttuğu gibi santral memuru yaptı. Sonra nedense yangından mal kaçırır gibi evlendim. Neden biliyor musun? Saat 6:30'dan sonra korkmamak için. Thank you.
Babanla görüştüm. Şunu kes artık. Sana benziyor. Ve sanırım seni bulacak. Ve alacak. Göreceksin. Ne getirdin bana ha? Ne getirdin? Lütfen abi. Abi. Abi ver. Lütfen abi ver. Abi. Alsana. Abi ve yavrularım var. Al bakalım. Ya abi. Abi lütfen ver ya. Abi. Abi versene. Abi. Sağ olun. Bir dakika çocuklar. Geliyorum müşteri. Sana ne getirdiğimi bilsen Kaf Dağı'na kadar koşardın. Tanımıyorum seni.
Bin hadi. Kimdi o adam? Hiç kimse değil, bin. Oğlum. Binmeyeceğim. Bin, dinlemeyeceğim. Bin şu arabaya. Defol git buradan, git. Oğlum. Osman. Osman.
Ne var? Ne bakıyorsun? Ne var be, ne? Benimle geliyorsun. Ama ne oluyor Osman? Gel hadi işte. Osman ne oluyor ya? Delirdin mi sen? Thank you.
Tuhaf. Bu iş olduğunda içimin balon gibi söneceğini düşünürdüm. Her şeyin birden bembeyaz olacağını. Belki emekli olacağını. Belki Edremit'e yerleşeceğini. Sonra bütün o gördüğüm kabuslarımdan kurtulacağını. Peki değişmedi mi? Bilmiyorum ki. Osman. Ne yapacaksın şimdi? Nasıl yani? Ne bileyim. Zemberi boşanmış gibi böyle. Ne olacak? Bilmiyorum. Bilmiyorum İlyas. Babandan hiç haber var mı? Burada. Bu çok güzel Osman. Yapma be oğlum. Ya insanın hayatta kaç kere babası hapisten çıkar ha? Umurumda bile değil İlyas. Ama adamın suçu yok ki. Kimin suçu var peki? He? Annem genç yaşta hastalandı öldü, suçu yok. Babam bir rezilliğe kurban gitti, suçu yok. Kimin suçu var peki, benim mi? Nasıl olacak İlyas? İçim 40 kat nasır bağlamış, nasıl olacak? İşte öldürdük adamı. Büyüdük lan İlyas, eşek kadar olduk, eşek kadar. Ne olacak şimdi? Elimizi iki ip çekip gidecek miyiz yani? Bitti mi yani her şey? İçimizde kanayan yarayı durduracak mıyız İlyas? Bak Osman, Allah bize bu şeyleri... Allah mı? Sen de mi İlyas? Nerede? Nerede? Gördün mü hiç? Hissedebiliyor musun? Konuştunuz mu? Tanıştınız mı? Ne? Manyaksın lan sen! Geri zekalısın! Öküzsün! Zaten hep de öyleydi! Sen misin lan sadece beyimiz? Sen misin sadece? Sana Allah'ın nerede olduğunu söyleyeyim mi? Ha? Kızım sütlü bisküvi gibi koktuğunda... Ya seni kız pilesinde gördüğümde ve... Yaşadığım her akşam... Uyandığım her sabahta... Karın beyaz elleriyle bana kahve getirdiğinde... Blok bittiğinde bile be... Su aktığında bile... Eşek! Her zaman orada dur o! Yanı başında be! Hep içinde! Şımarık it! Yaz. Ya götür beni buradan! Hadi! Ya da... Ya bas git defol! Ben bakarım başımın çaresine. İlyas yapma. Halt değil mi? Götür beni buradan. Götür. Oturuyorum. Sen? Evet, Fikret. Ah Feride. Ver bakalım bir sigara. Al. Kurtuldun mu gavurdan? Evet. Çok şükür. Oğlun ne oldu? İstanbul'da. Tanıdı mı seni? İstemedi beni. Kovdu. Üzüldün mü? Evet. Evet çok. Dünya böyle işte içine tükürdü. Ama be oğlum,
Kör olursun daha kötüsü vardır. Can verirsin daha kötüsü vardır. İnsan sanır ki... Neyse, akıbet hayır olsun denir evvel emirde. Yarın bayramdır bak. Git al bir koç, şu avluya dök kanını. Önüne dirine dua et. Ey Allah de. Alan da sensin, veren de sende. Beni senden, seni benden razı etti. Gerisini koy ver gitsin. Fikret. Eğer yolladığımız her oğlu kurda kuşa kaptırsaydık, şu dağlarda ot bitmezdi oğlum. Dönecek o. Merak etme. Dönecek. Bitti mi Osman'dan işi? Evet efendim. Temiz oldu. Osman artık yok. Gazeteye ilan verin. Küçük bir şey. Çelenk, çiçek, bağış maaş. Ders tamam ilgilenin. Hadi. Peki efendim. Yemek hazır. Hı? Siz yiyin. Ne oldu? Niye böylesin sen? Hiç. Yok bir şey. İlyas. Bak yarın bayram. Arife bugün. Yapma böyle. Arkadaşın. O nerede? Gelmiyor epeydir. Osman mı? Evet o. Hadi yemek yiyelim ya. En büyük kederleri geride bırakma günüdür bayram. Ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin, Allah'ın önümüze açtığı başka bir kapı mutlaka vardır. Mümin, musibet geldiğinde de, ölüm kendine eriştiğinde de, sevdikleri yad olduğunda da, koruyacak vakarını. Öyle koruyacak ki bu çölden bir cennet, bu gurbetten bir vuslat çıkaracak. Cemaat-i Müslümin, buyurun namaza. Saflara dikkat edelim. Muhterem cemaat, omuz omuza. Allahu Ekber.
kaftanın arkasına kadar gittim geldim. Deliği, Osman'ı çok çekip çevirmişsiniz. Şimdi sana bir emanet vereceğim. Siz osunuz. Evet. Kötü bezirgen. O benim. Osman şu anda babasının yanında. Ne? Ama... Hayır. Ölmedi. O çocuğa bir borcum vardı. Bir büyük borç. Ben de onu öldürerek ödedim o büyük borcu. Benim gibilerin de borcu oluyor zaman zaman. Şimdi o kız. Onu bulun. Durumu anlatın. Gitsin ona. Ve hepimiz unutalım Osman'ı. Öldü. O öldü. Ona diş bileyen biri de yok artık. Onu bir kaşık suda boğmak isteyenler, kuyruk acısı çekenlerdi. Benim karıncalar da kurtulduk yaradadan. Hadi gidelim. Kağıdımı getirdim. Geldim. Çok iş var. Damat vereceğim.